Değerli Gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, kanalımızda sizlerle muhabbetimize devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle nasip ettiği müddetçe devam edeceğiz. Çünkü önemli konuları işliyoruz. Güzel insanlarla muhabbet ediyoruz. Değerli insanlarla muhabbetimizi yeniliyoruz. Öyle mi değerli Gönüldaşlarım? Bugün sizlere şöyle bir şey anlatacağım. Hani hayatımızda miskin insanlar vardır. Tembel. Şunu yerinden kaldırmaya üşenen tipler vardır. Böyle parmağını kaldırmak istemez. Yol yürümek istemez. Yemek yemek istemez. Evi temizlemek istemez. işe gitmek istemez. Şu Kur'an-ı Kerim'i açayım da şuradan bir tane ayet okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cenneten arduhes semavatu vel arduh. O iddetli mütekin, sana lazim diyerek okumak istemez, namaz kılmak istemez. Üşengeçlik yapar bu insanlar. Üşengeçlik yapıyor. Devam. Yani bir insan nasıl olur da ya hayatın içerisinde ya yemek yiyecek yemeği yemekten aciz. Ya kim yiyecek şimdi diyor? İşte bir akrabasını ziyarete gidecek. Herkes hazırlanmış, gidecek. E ben gelmiyorum şimdi kim kalkacak? Kim oturacak? Oo! Oh! Kim kalkacak şimdi? Elbise giyin. Makyajını yap. Ayağa kalk. Topuklu ayakkabını giyin. Saçını başını düzelt. İşte erkekse o git elbiseni giyin. Ceketini giyin. Ne bileyim işte saçlarını tara aşağı in. Ondan sonra araba varsa araba yoksa minibüs otobüs bin. Bekle git orada otur konuş. Bir sürü insan Sonra tekrardan o gecenin o vaktinde kalk geri gel bir sürü hikaye o ben gidemem. Hani ya diyen tipler vardır yani ya. Niye? Bazıları bunu kasti olarak yapar. Bazıları ise kasti olarak yapmaz. Böyle hayatı budur yani o insanın. Hayatı budur. Üşengeçlik üzerine bir hayatı vardır. Tembellik üzerine bir hayatı vardır bazı insanların. Peki bu insanlar hep böyle mi kalır. Hep böyle mi olmalı? Yani bundan bir kurtuluş yok mu? Üşengeçlikten, tembellikten kurtuluş yolu yok mu? Var. Var değerli gönüldaşlarım. onu da anlatalım size. Şimdi değerli gönüldaşlarım, insanlar hayatlarında üşengeçliği ve tembelliği bazı isteyerek, severek yapar. Bazısı bünyesi öyledir. Bazı da kasti olarak yapar. İşte bu insanı özellikle kasti olanlara yapanlara insanın bir şey yapması gerekir değil mi? Onlara bir şok yaşatması lazım ki o tembellikten kurtulsun. Hani ya üzerinde ölü toprağı vardır deriz ya hani ya. Hah. Ya yerinden kalkmıyor. Arkada şu yüzüğü çıkar elinden koy şuraya. Git bir elini yıka. Yok, kim yıkayacak? Canım diyor. Kim yıkayacak? Ya sabah olmuş, güneş doğmuş, saat olmuş, 10, hala daha yatakta sağa dön, sola dön, havaya bak, geri dön, yüzüstü yat, bilmem ne yap. Kalk, geliyor annesi, oğlum kalk, kızım kalk, hadi, 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 hadi. Yok, bir de kızıyorlar. Oo, ikide birine rahatsız ediyormuş. Ya bir kalk, elini yüzünü yıka. Kim yıkayacak diyor canım. Kim yıkayacak? Hani bazı miskin kocalar var ya. Böyle evde akşamleyin kahveden saat 1'de gelir okey oynamaktan veya başka bir şeyden. Saat 1'de gelir. 2'de gelir zıbarıp yatar. Sabahleyin ondan 10'dan önce 11'den önce uyanmaz. Uyandığı zaman ya, kahvaltı nerede kardeşim ya nerede ya bu millet nerede ya ne kahvaltı kahvaltı nerede hop kahvaltı nerede diye de bir de bağırır böyle. Hani ya tembelliğin miskinliğin dibine vurmuş tipler vardır ya böyle hani ya bazı kadınlar vardır. Yerinden kalkmaktan üşenir. Ya kim kalkacak şimdi? Öf. Arkadaş bir kalk daha. Aslan yattığı yerden belli. Şurayı bir süpür, bir sil. Bir temizle de. Yok. Kim kalkacak? Diyor. Ben niye yapıyorum? Başkası yapsın. Ben niye yapacağım? Arkadaş hayatta herkesin bir görevi var. Yapacak. Ben niye burada konuşuyorum? Benim görevim ne? Bu Allah Azze ve Celle de bize bu işi nasip etmiş. Bu bilgiyi vermiş. Rabbime hamd olsun. Ben de ne yapıyorum? Bak anlatıyorum. E o zaman e biz de yapmayalım. O da yapmasın. o da yapması ne olacak? Ne olacak yani? İşin sonu miskin bir halde kimsenin bir duasını almadan, hiçbir iyilik yapmadan, hiçbir güzelliğe ma güzelliği ortaya koymadan e defolup gideceksin. Bu olacak, ne olacak? Ahirette bunun da hesabını vereceksin mükemmelliğin. Allah azze ve celle tembel olanlara Eksik bir şey vermiyor ki. Onların da iki gözü var. Benim de var. Onların da bir tane burnu var. Benim de var. E benim de bir tane ağzım var. Onların da var. E niye o zaman o tembelde? E ben niye o zaman çalışıyorum? Değil mi? Allah adildir. Adil sıfatı vardır. Onun için o tembelleri şimdi biz nasıl ayağa kaldıracağız? Yeniden nasıl o insanları koşturacağız? Değil mi? Kimisinin kocası, kimisinin karısı, kimisinin işte çocukları, kimisinin amcası, kimisinin babası, kimisinin bilmem neyi. işte böyle tembel insanlar vardır değerli gönüldaşlarım. Hayat içerisinde tembel insanlar vardır. Fakirliği, miskinliği böyle üzerine almış insanlar vardır. Fakirlik ve miskinlikten kurtulmak için ne yapmak gerekli? Formülü açıklıyorum. Not alın. Ve her gün yapın. Vaka suresini okuyacaksınız. Her gün bir sabah bir akşam, bir sabah, bir akşam. Bismillahirrahmanirrahim. İza vâka'atil vâka'ah leyse li vâka'atiha kâzibe kâfidhatur râfi'ah diye devam eden iki buçuk sayfalık bir şeydir. Üç sayfalık bir şey yani. Bunu bir sabah, bir akşam. Bir sabah, bir akşam. Bir sabah, bir akşam okuyacağız. O fakirlikten de, miskinlikten, miskinlikten de kurtulmanın yolu budur. Değerli gönüldaşlarım. Tabii ki Bedeni bir hastalık varsa hastaneye gideceğiz. O ayrı bir konu. Ama hiçbir şey yok. Eli ayağı tutuyor. Bir sorun yok. Fakirlik ve miskinlik. Miskin olan insan doğal olarak fakir de olur. Ma mantık budur yani. E çalışmayan, çabalamayan insan nasıl zengin olacak ki? Mümkün değil yani. He baba parası yer. Yer mi yer? Ona bir şey diyemem ben. Babasının varsa yer. Yoksa ne yapacak? Babasının parası da Hazar'a daha dayanmaz. Öyle mi? Hepiniz daha iyi bilirsiniz. Hazar'a daha dayanmaz yani. Bu böyledir. Onun için fakirlikten ve miskinlikten kurtulmanın yolu nedir değerli gönüldaşlarım? Neydi? Vaka suresini sabah bir, akşam bir. Sabah bir, akşam bir okuyacaksınız. Ben hafızım. Ben Vaka suresini 5 dakikaya okuyorum. 4 dakikaya okuyorum yani. Ben okuyabiliyorum 5 dakikaya, 4 dakikaya okuyabiliyorum. E siz de hafız olmasanız bile 10 dakikaya okuyun ya. 20 dakikaya, sabah 20 dakika, akşam 20 dakika, 15 dakika. Bu yani. Ben bilmiyorum ne yapacağız? E dinleyin. Dinletin o insanlara. Miskin olan insana özellikle Vaka suresini dinletin. Miskin miskin. Tembel insana. Tembel insana dünyada insanlar sevmez. Ahirette Allah sevmez. Çünkü tembellik bir hastalıktır. Tembellik bir kötülüktür. iyilik bir şey değildir. Değerli gönüldaşlarım. Onun için de tembelliği şiar edinmiş insanlara Vaka suresiyle önlem alacaksınız. Allah'ın izni keremiyle. Bir sabah bir akşam. Bir sabah bir akşam her gün okuyacaksınız. Dolayısıyla miskinlikten ve tembellikten kurtulacak o insanda. Yani düşünün. Evden dışarı çıkmıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Evden dışarı çıkmıyor. E niye çıkmıyorsun? Ne yapacağım diyor çıkarıp, çıkıp. La Arkadaş bu insanlar ne yapıyor? Zorluyorsun bu sefer daha kötü oluyor. Bir evde kavga gürültü şu bu. Huzursuzluk bilmem ne. Arkadaş evde oturarak bir yere varamazsın. Psikolojin bozulur. Yani evde duran insanda evin ihtiyaçlarını karşılanması lazım. İşte yeri süpürmesi lazım. Işte, tavanı silmesi lazım. Çama açması lazım. Vesaire vesaire vesaire. Dışarıya çıkan insanda yürümesi lazım. Çalışması lazım. Bir şeyler kazanması lazım da. Yani tembellikle kimse bir yere varamaz. Bunu bilginiz dahilinde söylüyorum. Dolayısıyla tembellikten ve misillikten kurtulabilmenin yolu neydi? Değerli Gönüldaşlar Vaka suresini bir sabah bir akşam okumakta diyorum. Hayatımızda uygulayın ki rahat edin. Ne dedik? Bedeni hastalıklara biz karışmıyoruz. Öyle bir derdimiz yok bizim. Hastaneye gidersiniz. Bedeni bir rahatsızlığı varsa o ayrı. Ama Bedeni bir sorun yok. Miskin ve tembelse Vaka suresini okuyacaksınız diyorum değerli gönüldaşlarım. Sabah akşam bilmiyorsanız dinleteceksiniz. Miskinlik yapana, tembellik yapana diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.